Allah'ım dedim, bildiğim ve bilmediğim her türlü helal kaynaktan bolluk ve bereketini bize gönder, nasip eyle. Bana gönder, eşime gönder, çocuklarıma gönder. Sorum şu, en az çabayla en iyi yapabildiğin iş ne? 30 yaşındayım dedi. Hayatımda ilk defa dedi, elimde para tuttum dedi bayağı. Ortaokulu dışarıdan bitirdim. Liseyi dışarıdan bitirdim. Açık öğretimi, dışarıdan bitirdim dedi Helal bana. olsun. Ve bir siyasi partiden de milletvekili adaylığına koydum. İstediğim şu, yapmamız gereken bir şey var. Yapmamız gereken bir şey şu. Nokta şu arkadaşlar. Hedef belirlememiz gerekiyor. Şimdi ben eskiden sabit bir işe giderdim ve şöyle yetiştirildiydim. Bir işim var, çalışırım, ay başı bana para verirler. Bunun dışında da hiçbir gelir imkanım ya da gelir kaynağım olamaz diye bir yazgı vardı kafamda. Bunu daha sonra değiştirdim ve herkese şunu tavsiye ediyorum. Şu olumlamayı benimle birlikte yapabilirsiniz, şu niyeti. Söylüyorum niyeti size. Allah'ım, Allah'ım, bildiğim ve bildiğim bilmediğim ve bilmediğim her türlü helal kaynaktan her türlü helal kaynaktan bize bolluk ve bereketini göndermeni niyet ederim. bize bolluk ve bereketini göndermeni niyet ederim. Evet, bu niyet arkadaşlar, ya her şu an her ne yapıyorsanız bilmediğiniz helal kaynaklardan da size bolluk gelmesine imkan tanıyor arkadaşlar. Ben bu niyeti yaptığımda gecesi telefonum çaldı ve maddi darlık içindeydim yıllar önce. Bir arkadaşım tavsiye etti bana bu niyeti, yaptım. Ve gecesi telefonum çaldı ve dedi ki bir arkadaşım, tanıdığım bir arkadaş. Ya Bülent, sen grafik yapabiliyorsun, bize bir logo tasarlayabilir misin dedi. Dedim tasarlarım. Şimdi arkadaşım, inan hiç aklımdan para istemek de gelmediydi. Rica gibi düşündünüz siz. Gibi düşündüm ben. Arkadaşım dedi ki, ama dedi bir şey rica edecek senden. Buyurun dedim. Buyur dedim arkadaşıma. Çok fazla bütçemiz yok dedi bu iş için. Zaten almayacaktım. Fakat sabah arkadaşımla konuştuğum konu aklıma geldi. Ve dedim ki tamam, neyse bütçeniz, ben uyarım dedim. Bıraktım şeyi, yok gerek yok, vazgeç, verme, verme, verme dedikçe gelmiyor sana. Kesiyorsun Aynen. önünü. İzin vereceksin bolluk gelsin. Çıkarttılar bana. Hocam O özür dönem. diliyorum. Enver Aysever de bize katıldı. Hocam hoş Çok geldin. kıymetli gazeteci. Eyvallah. Merhabalar. Hoş Çok geldin. değerli bir benim meslektaşım, televizyoncu. Çok Eyvallah. başarılı. Merhaba diyorum. Evet, Hoş buyurun. geldin. Sefa geldiler. Bu arada kitap arkadaşlar, kitap bu akşam yayına iki arkadaşını davet eden herkese sesli kitap, herkese hediyedir. Yani çekiliş yok, kura yok. Şimdi ondan sonra öğrenince sadece niyet şuydu. Bildiğim, Allah'ım dedim, bildiğim ve bilmediğim her türlü helal kaynaktan bolluk ve bereketini bize gönder, nasip eyle. Bana gönder, eşime gönder, çocuklarıma gönder, anne babama gönder, Esra Hanım'a gönder. Burada yayını şimdi ve sonra izleyecek Hepimize. herkese gönder Rabbim. Yani bir niyet yaparken çemberi ne kadar büyütürseniz içine katıldığınız enerji alanı o kadar genişler. Sadece kendinize derseniz denizdeki bir kum tanesi kadar istemiş olursunuz. Bütün insanlığa iyilik, güzellik, bolluk, sağlık, gönül gözleri açılsın insanların. Kalp gözleri açılsın, herkes sevgiye yönelsin diye. Büyük bir niyete odaklandığımızda ise kainatın bütün enerjisi akmaya başlıyor arkadaşlar. Şimdi buradaki konunun içinde tekrar söylüyorum. İnsanlar maddi kaygılarla da sıkıntı yaşamaya başladılar. Yaklaşık 10 yıldır, 10 yıldır herkese şunu söylüyorum. Olur bir gün savaş çıkarsa ya da bir sıkıntı olursa ya da sokaklara bir salgın olursa
bir virüs salgını ya da zombiler o etrafta dolanırsa, örnek veriyorum. O kadar, o derece. Ya o örnekti sadece. Da dışarıya Ama yani artık. çıkamazsak, şimdi dışarıya çıkamazsak nasıl bir iş yapacaksınız? Online iş yapabilirsiniz. Yani internet üzerinden iş yapabilirsiniz ve 7-8 sene, hatta 9 sene önce Türkiye'de bir şehirde seminer esnasında 5-6 tane hanımefendi yanıma geldi. Hepsi ev hanımı. Dediler ki, yani sen iş yap diyorsun, iş yap diyorsun da bizim okuma yazmamız yok. Biz ev hanımıyız dedi. Biz dedi yemek yapar, bulaşı yıkar, ev temizler dedi. Biz ne iş yapacağız ki dedi. Hem dedi kocalarımız da bize izin vermiyor çalışalım dedi. Arkadaşlar şimdi soracağım soruyu burada ekranda herkes cevabını yazmasını istiyorum arkadaşlar. Bakın. Sorum şu. En az çabayla en iyi yapabildiğin iş ne? En çok çabayla yaptığın iş senin yaşam yolunda değil. Onu bir kere söyleyeyim. Yani en kolay, en pratik, 2 dakikada var ya, yani bir maharetin var. Çok iyisin o maharette. Bakın o maharette çok iyisin. Şimdi nedir o arkadaşlar? Çok işe girdim olmadı. Senin işin değilmiş. O yüzden burada tekrar söylüyorum Evet. size. Bayanlara sordum. 5-6 tane bayana sordum. Hangi konuda iyisiniz? Hepsi aynı anda anlaşmalıymış gibi sanki mantığı çok iyi yapıyoruz dediler. Dedim tamam. Bir internet sayfası açın, bir Facebook sayfası, bir Instagram sayfası açın ve oradan kargoyla evinize günlük taze mantı gönderiyoruz diye şey yapın, ilan çıkın dedim. Kim alır ki, kim ister ki, yani hiç duyuldu mu diyor bir kargo firmasıyla mantı gitsin, hani pişmemiş bir Gönderiyorlar mantı gitsin. şimdilerde valla. İşte bunun fikrini yaklaşık 7-8 sene önce ben attım. Onu söyleyeyim Türkiye'de. Evet. Ve bu 5-6 bayan gittiler. 3-4 yıl sonra tekrar şeye gittim. O şehre gittim. Etrafıma 5-6 tane böyle iş kadını geldi. Giyim kuşamlarıyla. Hoca dedi, beni hatırladınız mı dedi. Dedim hatırlamadım. Biz sana hani sormuştuk ya dedi, en iyi Ne iş işte yapabiliriz? ne iş yapabilirdik? Sen de bize mantı yapın dedin ya dedi. Dedim, demişimdir, yaparım yani, derim yani. Biz dedi mantı üretiyoruz dedi arkadaşlarla. Vay be. Biz dedi teknolojiden anlamıyoruz. Bir tane dedi komşunun çocuğu vardı. Çok iyi dedi Facebook, Instagram'da. Ona dedi harçlık veriyoruz dedi. Bizim dedi işlerimizi internete koyuyor. Siparişlerimizi takip Tamam. ediyor dedi. Şu an dedi kocalarımızdan fazla para kazanıyoruz dedi. Ya, Yani ya, fazla para kazanıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu niye anlatıyorum? Hepinizin bir yeteneği var. Mümkün değil yeteneksiz olması. Mümkün değil. Yani ve biri yazmış ben bamya ekiyorum Ha, bahçeme ve ben de aynı satıyorum. şeye dikkat ettim hocam, evet. Eyvallah kardeşim, Vallahi helal süpersin. olsun, bak bahçesi var, boş bırakmıyor. Bamya ekiyor, onu da satıyor. Semra Hanım, Şimdi tebrik ediyorum. bununla ilgili Bravo. bir yaşanmışlık bir hikaye anlatmak istiyorum size. Buyurun. Hikaye de şu. Bir hanımefendi bireysel seansa gelmişti. 7-8 sene önce, uzun bir zaman önce. Bayan dedi ki, hoca dedi sana bir dedi hikayemi anlatayım dedi. Ben dedi ilkokul mezunuydum dedi. Köyde kalıyordum dedi. Benim eşim dedi aşırı kıskanç bir adamdır dedi. Ve böyle aşırı ataerkil, kendi kültürünün içinde gömülüp kalmış bir insan dedi. Beni dedi evden dedi evlendiğimizden beri evden çıkartmadı dedi. Kendi evimde bahçeme çamaşır sermeye çıkmadım. Eyvah Komşular eyvah görür, eyvah. komşular görür diye dedi. Ve eşim bana dedi duvarlarla örülü, köy yeri olduğu için bahçe büyük, duvarlarla örülü bir yer yaptı. Evden etrafım duvarlarla örülü bir bahçeye çıkıyorum ve orada oturuyorum dedi ve komşuya gitmem de yasak dedi.
Aa. Böyle kıskanç bir adam kocası var ama çok var böyle şey. Odun diyelim biz. Yontulmamış. Şimdi öyle. Bunları şöminede yakacaksın her neyse. Allah ıslahsın hepsini. Şimdi Mecaz tabii. Evet. mecaz tabii. Bir sevgiyle çözülmesi taraftarıyız her şeyin. Tabii ki. Bu arada evet bir sürü güzel dostlarımız da geliyorlar. Şimdi burada Çok çok arkadaş katılım var hocam. evet katılım çok Güzel güzel. gidiyoruz. Burada bayan dedi ki bana vaktim varsa 5 dakika anlatayım dedi. Dedim buyur. Ben insanların hayat öykülerini birini kötülemeyecekse işte kaynanam öyle yaptı, kocam böyle yaptı bağlamayacaksa da bir çıkış var hikayesinde. Yani bir iyiye gidiş varsa hikayesinde dinliyorum. Burada dedi ki arka bahçeye dedi maydanoz ektim dedi. Maydanoz arsızdır dedi. Kestik evde yedik dedi yani eşime dedi yedik dedi maydanoz. Ama maydanoz suladıkça çoğaldı dedi. Bahçede su kuyusu da vardı dedi. Oh, ne güzel. Sonra dedi çocukla dedi oğlumla dedi maydanozları demet demet dedi baba. Yaptım git bunu komşulara dağıt dedim fazla maydanozu. Komşuların hoşuna gitti çünkü ilaç yok, kimyasal yok, kendim ekiyorum. Ay, Tek ben bulsam. hobim dedi. İşte tek hobim maydanoz dedi. Bizim bahçede var maydanoz. Kayınpederim burada hemen ofisin arkasında ekip biçiyor. Şimdi Eline sağlık. eyvallah Allah sağ ol, uzun ömür versin hepsine. Sonra Amin. dedi komşular benden maydanoz satın almak istediler. Ben de dedim ki olur mu hiç? Ayıp değil mi Değil, olur. komşuya maydanoz vermek? Onlar dedi ki sana dedi hani markette 2 lira sana 1 lira verelim en azından dedi. Biz de bilelim ki istediğimiz zaman alabileceğik ve yani organik bir şey yiyecek dedi komşular. O gün dedi 10 demet dedi maydanoz sattım ve hayatımda ilk defa elimde para tuttum dedi. Ay 30 ne güzel. yaşındayım. 30 yaşındayım dedi. Hayatımda ilk defa dedi elimde para tuttum dedi bayan. Ve para Evet. kazanmanın nasıl bir duygu olduğunu 30 yaşında ilk defa dedi tattım dedi. Sonra heyecanlandım dedi ve ama korktum eşimden bana dövecek beni şiddet uygulayacak diye Vah korktum. vah 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 vah. Eşim Nasıl eve insansın ya? geldiğinde dedim ki bak ben evden çıkmadım, arka bahçeden çıkmadım, benim yüzümü kimse görmedi, sesimi kimse duymadı. Oğlum dedi, komşuya biz dağıttık dedi maydanozdan dedi oğlumuz aracılığıyla. Komşular dedi satın almak istedi. Birer lira göndermişler 10 lira var. Bunu da sana veriyorum dedi kocasına. Ne yaptı dedim kocam? Parayı aldığı gibi cebine koydu. Ne kızdı? Aa. Ne kızdı? Ne bir şey söyledi dedi. Bak ne kızdı ne bir şey söyledi. Ne yaptın dedim. Adamdan ses çıkmayınca daha fazla maydanoz ektim dedi. Çocuklar dedi, benim çocuklar okul dönüşü dedi. Mahalleye maydanoz dağıttı. Bakkal haber yolladı oğlumla dedi. Annene söyle 20 bağ maydanoz haftada bana göndersin dedi. Taze, Perşembe günleri. Ve bayan başladı ticaretine. Oh. Fakat paranın tamamını kocasına veriyor. Tamamını kocasına veriyor. Adam dedi ki istediğin zaman dedi ön bahçeyi de ekebilirsin. Duvar yok ya orada. Ama adam para eline alınca bazı insanların bir fiyatı vardır. Parayı eline alınca adam eşinin özgürlüğünü açtı bir anda. Ve Vay vay eşi vay 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 vay. ön bahçeyi de ekmeye başladı. Kabak ekti, patlıcan ekti, kavun ekti, acı biber ekti. Bu arada rahmetli babamla biz sulu ziraat yapardık. 1500 kök acı biber ektiğimi bilirim arkadaşlar. Yani o tarlada, bu saatte saymayayım şimdi Ramazan'da. Bu arada Hocam sözünüzü bölmeyeyim ama ben de dedemle ekerdim. ne Taze kadar güzel bir fasulye, hatıra. biber, domates. Şimdi gözümün önünden geçti. Böyle içim sızladı. Allah rahmet eylesin. Herkes de Allah rahmet eylesin derse bütün ölmüşlerimize. Amin, amin. Gani gani Duygulandım. arkadaşlar. Çok Buyurun. güzel. Ben de dedemler güzel maceralarım var.
Bu yüzden çocuklarımıza biz dede olduğumuzda hatıra bırakmamız lazım. Doğru. Çocuklarımıza ve torunlarımıza. Çok doğru. Hatıra bankası çok önemli. Ve burada arkadaşlar, bayan diyor ki bana, moralim bozuktu, canım sıkkındı, eve kapalıydım, ilkokul mezunuydum. Hiçbir şey iyi gitmiyordu hayatımda. Eşimin keyfine göre yaşıyorduk dedi. Sinirliyse bize şiddet uygulardı. Keyfi yerindeyse çocuklarla iyiydi dedi. Yani böyle bir adamla yaşıyordu. Ve hanımefendi ticaretini çoğalttı ve başladı etrafa marketlere mal vermeye başladı. Gene bahçeden çıkmıyor kendisi. Konu Oo, komşu gelip işler oradan alıyor. büyüdü. İşler büyüdü. Adam daha çok para kazanmaya başladı. Ve eşine dedi ki bir tane ikinci ev bir araba alalım dedi. Bu şeyi bilinler. Renault TX, Renault 12 TX, Station vagonlar var. Toros'tan önceki versiyon. 4 vites. Bilen var mı bu arabayı? Eskiler bilecek. Renault TX, Station vagon. Ve para biriktirdim dedi. Eşimle dedi, ilgilenmedi eşim ama komşulardaki ev hanımı bayanlarla onlar da dedi benim bu motivasyonumdan motive oldular. Oh, Onların da ne güzel. kocaları parayı eline alınca özgürleştik diyor hepimiz. Ve 4-5 tane ev hanımı birleştik, ehliyetimiz yok. Yan köyden dedi bir tane Renault TX Station Çok Wagon bir araba aldık. Şimdi ev hanımları bir tane araba alırsa ne olur arkadaşlar? O arabaya çok güzel bir dip bucak temizlik yapılır. tabii, kesin. Danteller Elektrikçinin eliyle falan. örmüşler. Arabanın direksiyonuna, ön konsola danteller örülmüş. Arabanın koltuğuna danteller örülmüş. Ne Ve tatlı. dip bucak temizlik yapmışlar. Kasaları artık dolduruyorlar. Fakat hiçbirinin ehliyeti yok. Evet. Kaçak küçük işte yan köye gidip malları indirip geliyorlar. Şimdi bunu niye anlatıyorum arkadaşlar? Bu bayan buradaki birçok kişiden çok daha kötü bir durumdaydı. Sadece adım attı ve bir şeyler yaptı. Daha sonra bana geldiğinde yaklaşık 45 yaşında filandı. 50'ye yakındı yaşı. 30 yaşında başladı bunu yapmaya. Ortaokulu dışarıdan bitirdim. Liseyi dışarıdan Vay bitirdim. vay 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 Açık öğretimi, dışarıdan bitirdim dedi helal bana. olsun. Ve 7-8 sene önce işte 45-50 yaşlarında, şimdi herhalde 55-56 yaşlarında olması lazım. Ve bir siyasi partiden de milletvekili adaylığına koydu kendini. Wow. Gerçekten. Öyle ve akıllara benim de aklımın almadığı bir nokta vardı. Çok iyi para kazandık dedi. Şimdi bu insanlar mütevazi insandırlar. Eteklerini, entarilerini kendi dikerler. Eşyalarını, kazaklarını kendi yaparlar. Ekmeklerini kendi yaparlar. Lahana dolmalarını kendileri yaparlar. Her şeylerini kendileri yaptıkları için tutumludurlar. Kazandıkları para hep ellerindedir. Ve bir arkadaşı geldi dedi ki bak dedi şehirde bir tane su fabrikası batmış. Borcu var biraz. Çok ucuz fiyata fabrikayı devredecekler. Gel bunu senle alalım, su fabrikasını işletelim. Kadın artık özgüven. Bakın özgüven çok önemli. Yani Allah'ın sana rızkı verdiğine, buraya dikkat et. Allah'ın sana rızkı verdiğine, çaba gösterdiğinde, yani rahmani bir çaba, çakal bir çaba değil. Ben şimdi bunu 2 liraya mal eder, 10 liraya satarım, 300 liraya sattım mı, işte zengin olurum çabası değil. Doğru. Hakikaten iyi niyetli üretim, iyi niyetli çaba, iyi niyetli bir hareketin Allah tarafından desteklendiğine şahidim ve birçok kişide de şahit oldum arkadaşlar.